Arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye'nin en tarihi üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi'nde bugün Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Alper Gezer Avcı'yı öğrencilerimizle buluşturmuş olduk. İlklerin üniversitesiyle ilk misyonu gerçekleştiren astronotumuzu buluşturmak gerçekten bizim için gurur vericiydi. Tabii öğrencilerimizin bu misyona, Türkiye'nin uzay yolculuğuna, bilimsel araştırmalara olan ilgisinin artıyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu buluşmalara devam edeceğiz. Efendim bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Efendim, ilk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın seçim malzemeleri yapıldığına yönelik eleştiriler, değerlendirmeler, iddialar var. Bu konuda bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Şimdi bu iddiaları tabii ben de üzüntüyle görüyorum. Bu iddiaları dile getirenler maalesef Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, milli uzay programındaki kazanımlarında bizimle birlikte mutluluğu paylaşmayanlar. TOG'u yaptık. TOG'la mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. Teknofest'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. Kaan'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bizim bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da zannediyorum kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirirler. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik. Alper Gezer Avcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak demiştik. Şimdiye dek de dünyaya dönüşü sonrasında 12 ilde 25'i üniversitelerimizde olmak üzere 29 program yaptık. Bu programlarda ben öğrenci kardeşlerimizle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, havacılık ve uzay alanında bugüne kadar neleri nasıl başardığımızı ve bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyorum. Alper Gezer Avcı Bey de Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları, deneyleri ve bunların bilim literatürüne ve Türkiye'ye getireceği kazanımları anlatıyor. Bundan kimsenin gocunmaması gerekir. Bu milli projelere, bu milli işlere sahip çıksalar bunlardan rahatsız olmazlar diye düşünüyorum. Ama bunlara vaktiyle sahip çıkmadıkları için biz bu işleri yaptığımızda da tabii olarak rahatsızlık duyuyorlar. Biz bu işleri yapmaya da yaptığımız işleri, bilimsel çalışmaları, milli teknoloji hamlesinin kazanımlarını toplumumuzla, özellikle gençlerimizle buluşturmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da yine bu buluşmalar devam edecek. Hali hazırda 25 üniversitemizde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Hedefimiz inşallah 208 üniversitemizin tamamında üniversite öğrencileriyle Alper Gezer Avcı'yı, milli teknoloji hamlesini, milli uzay programını buluşturmak. Sonrasında liselerle benzer buluşmalar yapacağız. Ortaokullarla, ilkokullarla, hatta okul öncesi çocuklarımızla biz bu hayali, Türkiye'nin bu yolculuğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Biz daha önce teknofestleri düzenlerken seçimden önce teknofest yaptılar dediler bize. Biz seçimden sonra iki teknofest daha yaptık. Şimdi bu yıl inşallah sonbaharda Adana'da bir teknofest daha yapacağız. TOG'u yollara çıkardık. Seçimden önce TOG çıktı dediler. TCG Anadolu denizlere indi. Seçimden önce TCG Anadolu denizlere indi dediler. Şimdi TOG zannediyorum 25 bine yakın TOG yollarda. TCG Anadolu silahlı kuvvetlerimizde. Kaan gökyüzünde. Türkiye'nin bu yolculuğu Allah'ın izniyle ilelebet devam edecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.